Değerli izleyiciler, Zeki Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı'ndan yeniden merhaba. Yönetmenim ve kameramanım Vahap'la birlikte bugün Lefke'deyiz. Ve Lefke'de sizlere yüzyıllar içerisinde oluşan ve halen devam eden Kıbrıs Mutfağı'nı, geleneklerini, kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugün Lefke'de sizlerle beraber çok eski bir kültürü, yaşayan bir kültürü, nesilden nesile gelen bir kültürü size anlatmaya çalışacağız. Bu kültür işte hurma. Kıbrıs'ın dediği furma. Furma kültürünü anlatmaya çalışacağız. Bugün benim için daha bir anlamlı bir gündür. Neden biliyor musunuz? Çünkü Lefke eşimin köyü. Eşimin yeri. Ve bugün Lefke'de, eşimin köyünde çok güzel bir program yapıyoruz. Bu programda da furma kültürünü öğreneceğiz. Ve bunu da yapacak olan, benim bir anlamda gayrim olan Soner ve Merdol oluyor. Ama ondan önce yanımda yine bizim aileden bir asistanım vardır. Adı? Sude. Soyadın? Karafistan. Evet, Karafistan. Evet izleyiciler, bugün program boyunca Sude yanımda. Ve size biz hem Lefke'yi anlatmaya çalışacağız, hem de Lefke'nin güzelliklerini, tarihini ve hurma kültürünü. Sude doğru mu? Doğru. Hurma mı, furma mı? Hurma ama eskilere göre furma. Sen bunu duydun mu daha önce? Duydum. Furma dediler değil. Yani ben o zaman yetişmedim ama babam bana anlattı. Ne anlattı sana? Yani eski kültürlerde mesela değişik olarak söyledikleri şeyler ve şimdi değiştiklerini. Mesela örnek olarak biz şimdi hurma derik ama eskiden furma derlerdi. Bu furma demek güzel bir şey mi? Yani bence güzel ama bizden sonraki nesillerde bu yok olabilir. Biz ne yapacağız şimdi Sude? Neyin yaşaması lazımdır? Hurmayı mı, furmayı mı? İkisi de. İkisi de? Evet. Ama doğrusu nedir bir kültürümüzde? Hurma. Esas doğrusu nedir? Furma. Furma değil mi? Evet. Hadi bakalım, gel bakalım böyle şimdi. Evet değerli izleyiciler, Sude ile birlikte sizlere bugün Lefke'nin çok önemli bir ürünü olan hurma veya furma. Furmayı anlatmaya çalışacağız. Evet, bu kimdir Sude? Babam. Aa, babandır. Evet. Evet, mevzun ne yapın? İyiyim enişte, çok şükür. Sağ mısınız? Allah'a şükür iyi, sizler? Çok sağ ol. Mevzun şimdi ne yapıyoruz şu anda? Şimdi yukarıda dayım hurmaları kesip aşağı indirecek. Ben de aşağıdan futsaların ipini çözeceğim, vana koyacağım. Vana. Futsa nedir? Futsa salkım. Salkım olarak salkım geçer. Evet. Medo kaç yıldır sen bu işi yapan? Biz de atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir yadigardır bu işte. Dayımızdan gördük. Uydun da dayımıza gelip yardım ederiz. Evet. Esas bunu kim yapardı ailede? Esas bunu dedem yapardı, Sadık dedem. Sadık padişah, hurmacı. Hatta onun da ölümü hurmada oldu. Aynen öyle. Lefke'de caminin yanında bulunan bir hurma ağacının üzerine çıktı. Arkadaşını kırmayıp ağacın üzerine çıkıp hurmayı kesecekti ve üzerinde kalp krizi geçirip üzerinde asılı kaldı. Rahmetlik oldu dedem. Evet. Yani mesleği uğruna hayatını böyle kaybetti. Evet, mesleği uğruna arkadaşını kırmayıp hurmanın üzerine çıkıp hurmayı kesti. Fakat orada kalp krizi geçirip hurmada asılı kaldı ve rahmetlik oldu. Onun için sen 1977'de. Tamam, sen var mısın hayatta? Varadım, hatırlarım da. O gün ben Lefke'deydim üstelik. Ben Yeşilırmak'ta kalırım. Fakat o zaman itfaiye arabaları sürekli Lefke'ye hareket ettiklerini gördük.
Biz daha bir yarım saat önce Lefke'den ayrılmıştık. Dedik ne oldu, yangın mı var, ne var? Meğerim dedemiz rahmetlik oldu, hurmanın üstünde asılı kaldı. İtfaiye arabaları, polisler gelip dedemi onun üzerinden indirdiler. Evet. Yıl 1977. Evet. 1977 yılında. 77 yılında. Sonra kolay gelsin. Teşekkürler. Duyan beni. Duyarım. Ha? Ne yapan tansiyon yukarıda? Meyvelerin indirmeye çabaları. Ne yapan şimdi yukarıda? İşte gördüğünüz gibi hurmaları kesip indirmeye çabaları. Meyvelerini hurmaların. Evet, sen Merdol. Sen indirin. Ne olacak Merdol? Merdol da onları çözüp arabaya koyacak. E hadi indir abi, biz konuşalım bakalım o zaman. İnce konuşuruk. Hadi. En aşağı konuşalım. Hadi. Evet Suzan, ne yapar şimdi şey? Dayın ve şey? Dayım hurmaları kesip ipini aşağı indirir. Babam da onları çözüp vana koyacak. Evet. Evet mi? Dolaşın yaptın bunları sen. Çözüyorsun. Şimdi işte dayım yukarıdan aşağıya hurmaları salkıdıp ben de ipini çözüp arabaya yerleştireceğim. Artık bunlar satışa sunulacak. Bu hurma hangi cinsdir? Şeker hurması. Şeker hurması. Çekirdekli. Çekirdekli şeker hurması. Bunu difrize atan, difrizde bu difrizde pişer. Yani asan da pişer, difrizde de pişer. Sirkelemeye gelmez yalnız bu. Direkt difriz veya dışarıda evet. Asma yöntemiyle. At. Kaçtı süde. Başka yiyecek. Atın dayımıza eğilim hadi. Evet. Dalından orijinal organik. Dalından orijinal organik diyor Soner. Çekirdekli. Şeker hurması. Nefis. Değil mi Sude? Güzel değil mi? Evet. Hurmayı yiyen oğlan eder ha. Bir daha söyle. Hurmayı böyle dalından yiyen oğlan eder. Oğlan isteyenlere de duyurulur. Hoppala. Şimdi dayım bunu öyle söyledi. Hurmayı yiyen oğlan eder. Ben çok hurma yedim. Fakat iki tane kızım oldu. Nasıl olur bu iş? O ne? Ne yaptık? Yabani hurma çekirdeksiz. Onun için kız oldu. Aldın açıklamayı? Aldım. Duyan Sude. Duydum. Duyan Sude. Ne yaptılar? He? Duydum. Şimdi. Şimdi duyarım daha. Ağacında şekeri hurmayı yiyen oğlan çocuk doğurur. Yapar. Doğrudur. Öyleymiş. Bir dakika, öyle diyorsun her. Ama yemişsin sen. Ama herhalde biz fazla yedik, çok kaçırdık diye kızımız oldu. Soner. Yabani hurmaydı. Yabani dayım, diyor Soner. Demek ki dayım bizi kandırdı, yabanileri yedirdi. O ya. Yüzden. Ya. Ne bitirdin? Evet, Allah'ın izniyle hurma ağacımızın meyvelerini kestik. Meyveleri indirdik. Çok güzel. Evet, yanımda da yeğenim Zihni vardır. Ailemizden. Zihni yapan iyisin. Sağ ol, iyiyim. İyiyim. Bugün Lefke'ye geldik. Hoş geldiniz. Ve yapıyoruz hurmanın öyküsünü. Tanıtımını. Öyküsünü. Öyküsü, tamam. Kesini. Bir şey sorayım sana. Doğduğun doğalı hurma var. Evet. Değil mi? 65 yaşındayım. 65 sene hurma var. Onu hep yaşıyorsun değil mi her sene? Evet. Her sene. Bir de bunu toplama bizim aile geleneği galiba. Evet, padişahlar. Padişahlar? Evet. Padişahlar. Evet. Kaç türlü var hurma? Nasıl? Kaç türlü hurma vardır? Onu ben bilemem. Soner'e sormamız. Soner'e? Tamam. Evet Soner, gel böyle hadi. Evet. Üstüne uğraştı. Evet Soner, şimdi biz konuşurken Sude'yle beraber sen hurmaya tırmandın. Ne kullandın araç olarak? Araç olarak işte gördüğünüz gibi. Anlat. İpimiz var, halat, halatımız yani. Bunu hurmanın gövdesinden geçirip belimizden ve buraya bağlarız. Kendimizi garantiye alırız. Darcığımızı asarız. İndirme ipimizi boynumuza dolarız. İndirir. Ondan sonra hazırlandıktan sonra yukarıya tırmanırız. Bu darcık ne içindir? Darcık, darcığın içinde
Görelim. Paltamız var, palamız var. Hurmaları kesme için, budama için. Bunların keskin şekilde göreceksin şimdi. Evet. Çok keskin bir nacaktı, paltadır bu. Hurmaları budama için ve meyvesini kesme için. Artı bir de palamız var, yedek. Çünkü hurmanın üstünden sızdan düşer falan, mecburi inip tekrar çıkmak ister. Onun için bu da kesme için ikinci yedek aletimizdir. Evet. Kaç sene bu işi yapan? Doğduk doğalı rahmetliğin peşinde giderdik. Bilin bizim hurma işi dedemizden, büyük dedemizden, Mustafa dedem hurma işleriyle uğraşırdı. Ve tabii biz çocuğuduk, belki de yoğduk. Dedem düşmüş hurmadan, rahmetlik oldu. Ondan sonra babam başladı. Epey seneler inan biz doğduk büyüdük, hep babamızın peşinde giderdik, hurma işi yapardık. Ve son işte rahmetlik çıktı, bir arkadaşı geldi, istediği hurmalarını kessin, böyle bu zamanıydı. Ve geldiğinde işte gitti, tam geldi gövdeye çıktı, kafanın altına kalp krizi geçirdi, orada rahmetlendi. Oradan sonra büyük abim, Örcüment abim, rahmetli, Allah rahmet eylesin onu da, o başladı. Bu işe. Tabii biz de çocuğuduk. Onların yanında giderdik. Ne zaman abim başladı, sıkışırdı hurmaları kesmesine, budamasına. Gel dedi, bana yardımcı ol. Biz de gittik. Onunla birlikte sürüttük. Sonra rahmetlendi abim. Bu iş kaldı bize. Sağ kaldı. Evet, bize kaldı. Bizden de rahmetlik şeyhefendimizin müritleri var. Onlara yardımcı olduk. Onlara alıştırdık. Onlardan da var 3-5 arkadaş. Onlar da yapar. Zor meslek, ağır meslek ama aileden gelen bir meslek olduğu için bunu götürmek mecburiyetindeyiz. Onun için seve seve yaparız. İsteyen de varsa gelsin. Beleş, ücretsiz. Tarifini yapalım. Seve seve. Şimdi kullandığın araç gereçler, evet, eski yöntemdir. Evet, eski yöntem. Yani öyle yengi. Rahmetli bunu kullanırdı. O da aynı iplerden kullanırdı, aynı şeylerden. Biz de onu gördük. Ondan bu geleneği, göreneği götürürük. Hurmanın kaç türü vardı, çeşidi? Çok çeşidi var. Hurmanın çok çeşidi vardır. Kuru balçı var, efendime söyleyeyim şeker hurması var. Çok çeşidi var. Yani anlatamam sana. Meçhulü var, bilmem. Çok çeşidi var. Yani inanamam, sayamayacağım kadar çeşit vardır. Macunlu hurması vardır, macun olur. Dalında bir şeni vardır. Yani çok çeşidi var hurmanın ve her hurmanın meyvesi farklıdır. Tadı çok. Lefke'de kaç tür vardır, çeşit? Lefke'de var, epey çeşit var ya. Yani çok çeşit var. Zaten esas anası, babası Lefke'de hurmanın. Bir şey sorayım sana ben. Lefke bu hurma nerede mi, ne zaman geldi tarihi olarak? Bunu Venedikliler getirmiş ve madenleri taşıma için zembil köhün yaparlardı, zembil yaparlardı ve madeni taşısınlar diye geldi, ekildi ve oradan çoğaldı. Çoğaldı gitti. Evet. Lefke'de kaç ağaç var? Aşağı yukarı 2000-2500 ağaca yakın hurma ağacımız vardır. Fakat bir palmiye böceği geldi ve çok hurmalarımızı bize telef etti. Bir şey sorayım sana şimdi. Hurmayı ağacında şekerinde yediğinde ne olur? Vallahi onu bilemem. Balçık. Balçık olur da yani yediğinde ne yapan? Enerji. Hep enerjidir. Hurma hep enerjidir. Çocuğun ne olur? Çocuk oğlan. Doğru bak, ben onu düşünemedim. Vallahi. Tabii. Evet, var. İspatı ama var. Bir dakika olsun, bir şey anlaşalım. Ama Merdola. Şimdi ben işte. Merdol yeğenime yabani hurma verdi. Yani. Kız etsin diye. Oyunu yaptı bize, görünmen işte. Reşat var abimin. Oğlu. Onun iki tane oğlu. Kayınçom var Yıltan. Onun iki tane oğlu. Çoğunum var böyle ki yani dengelenmiştir. Oğlan ettiler. Ama Merdola demek yabani bize hep yabani yedirdi. Yandırdı, evet, bizi. Kız oldu onun. Ya Sude, duyamın Sude. Erkek olacaksın oldun. Ha? Yabani bir aşı yediğimiz için biz bir oğlan bir kız yaptık. Sen?
Ben de bir kız bir oğlan ettim. Yani bir yaban yedin, bir şey yedin. Bir aşı bir yaban yedin. Öyle yedirdi bana da. Öyle oldu. Öyle oldu. Vahap, erkek çocuk istersen çık ağaca şimdi, kes biş biş ye. Yabanı yersen de kızdır ha. Onu söyleyeyim sen bilesin. Panayır tatlısı derler böyle. Panayır. Bağıra bağıra ne diyor o? Panayır işte hurmayı hep enerji diyor. Bu rahmetli ihtiyar bizim. Allah rahmet eylesin babam. 11 tane çocuk etti. Daha durmazdı, giderdi. Evet. Olur mu yayınlamak? Tabii yayınlamak. Ha öyle şey olur. İspatı var nasıl? 11 tane ya. 11 kardeşi. Altısı kız, 5 oğlan. Şimdi sen ne önereceksin izleyicilerimize? Erkek çocuk yapmaları için. Erkek çocuk yapmaları için bol hurma yiyecekler. Hurma zamanı. Dalında? Hurma yediği dalında tamamdır. Balçık olacak dalında. Balçık olacak dalında. %100 oğlandır. Siyurta. Garanti. Siyurta oğlandır. Evet, evet oğlan. Oğlan isteyenler yesin hurmayı, garanti. Anlaştık aşı, o zaman. Balçık yiyecekler, aşı, çekirdekli, yok yabani. Yani yerse medol gibi. Medol gibi yabani yerse iki kızı yapar. İki kız olacak, evet harika, süper. Medol ne yapayım artık? Oldu bir kere. Yaptı Soner artık yapacağını. Ne yapalım? Evet şimdi Soner, hurmadan neler yapılır? Hurmanın balçığı olur, difrize girir. Difrizden çıkar, gene balçık olur. Hurmanın sirkelenmiş balçığı da vardır. Sadece sirkelenmişi eskiden yani bizim dedelerimizin, babalarımızın olduğu dönem o zaman difriz yoktu. Ve sirkelenirdi. Sirkelenince de çok uzun süre dayanmaz bilin. Ekşir. Yani çok çok sirkelen kendini birkaç gün sonra açan 2-3 gün dayanır. Yani bir hafta içinde. Ama difrize koyduğunda yıl 12 ay difrizde bırakın. İstediğin zaman çıkarın, yiyebileceğin mesela 1 kilodur ihtiyacın, 1 kilo kilogon, çıkarın kendini, 1-2 gün bırakın, çözülür dışarıda. Yani dışarıda dediğim buzdolabın altında da olur, süzgece döken gene olur. Ve aynı dalından topladığın gibi balçık olur. Kırmızı hurma, çekirdeksiz var mı? Var. Kırmızı hurma var, çekirdeksiz var, çekirdekli var ama çekirdeksiz hurma genelde aşısız hurmadı. Aşı yabani. Hani yaptın kız? Evet. O yabani. Su değil. Evet. Yabani işte aşı olmuş. Şimdi bu hurmaları biz Mart-Nisan aylarında dölleme dedik, aşılama. Yani erkek hurmaya çıkıp erkek hurmadan toz alırız, gelir gancık hurmaları aşılarız. Aşılamazsan yabani olur. Yabani olduğunda da hurmalar çekirdeksiz olur ve hiçbir yere bir fayda sağlamaz. Olmaz yani, kekre olur. Ne balçığı olur, ne sirkede olur, ne difrizde olur, hiçbir şey olmaz. Hayvanlar yer sadı. Bizim sadı hurma çekirdeksiz. Biz onu evet bunu pişiririz. Çekirdeksiz hurma da belli bir süre kaldıktan sonra pişer ama aşı hurma gibi lezzetli olmaz. Evet. Evet. Suya gel bakalım. Şimdi size buradan çıkıyoruz biz, eve gidiyoruz ve hurma ile ilgili bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Macun. Macun. Başka ne yapacağız? Başka bunları sirkeleyeceğiz. Ha, tamam. Evet, şimdi sen açıkla bakalım ne yapıyoruz şimdi biz? Söyle izleyicilere ne yapıyoruz? Eve gidip hurma macununu yapacağız ve onları sirkeleyeceğiz. Evet, gidelim. Gidelim. Hadi gidelim bakalım. Dinle. Görüşürüz. Tamam. Çok selam söyle. Buyur işte görüşeceğiz, geleceğiz. Evet izleyiciler hep beraber şimdi eve gidiyoruz ve bu nefis lezzetli hurmayı nasıl olduğunu görelim bakalım. Evet değerli izleyiciler, hurmayı kestik. Soner ağaca çıktı. Merdol aşağıda ipinden gelen hurmaları aldı. Koyduk vana ve şimdi ambara getirdik. Evet Soner, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hurmalarımızı üfeleyip sirkelemesini. Üfeleyecek. Evet, tabii. Yani? Hurmaları dalından koparacağız. Dalından kopardıktan sonra sirkeleme şeklini göreceksiniz. Nasıl sirkelerik ve nasıl kasaya paketleme yaparız ki bitsin. Yani şu anda bizim yapacağımız iş bu şekerli hurmayı üfeleyecek. Evet.
Evet. Ve sirkeye. Evet, yatıracağız. Yatıracağız dedim. Evet, yatıracağız. Sirkeye evet. Yatıracağız ki biz balçık olsun. Balçık olsun. Evet. İçinde balçık var bunların? Var tabii. Bir gösterin. Bak işte. Bunlar kendini gösterdiği, bak pişmeye hazır. Şimdiden bile, çisi bile bunların çok tatlıdır. Nedir? Yenir. Evet. Neyi? Çisi bile. Çisi nedir? Çisi yani pişmemişi, hurmanın pişmemişi. Çisi yani işte gördüğünüz bu hurma çidir. Pişmemişti. Ona neler? Çisiler ona? Çi. Çi. Evet. Çi hurma. Ha, tamam, evet. Tamam. Çi hurma. Yani bu tamam. Dalında çi hurmadır. Bunu biz üfeleyip, sirkeleyip, sirkeye yatıracağız. Sirkeye yatırıp pişmesini bekleyeceğiz. Kaç günde pişer sirkede? İki gün. Havalar sıcaksa iki günde pişer. Soğuksa üç günde. Üç günde. Olabilir. Evet. Yani iki üç günde bu sirkeye evet. Yatırılınca pişer. Pişer. Ondan sonra açarız. Bir bezin üzerine dökeriz. Arada pişmeyen olursa onları alıp atarız. Pişmişleri de poşetlerik. Kilo kilo çarşıya sunarız. Evet. Satışa. Panayır tatlısı olur. Panayır tatlısı tabii bak. Bu pişti. Evet. Merdol. Mesela burada da var bir tane pişmiş. Tam pişmiş. Onu yiyen oğlan eder ha. Yiyebilin şimdi. Yiyin bak. Onu şey söyler Soner. Evet. Evet Soner hadi. Şimdi üfleyelim bunları bir. Bu da başka bir cinsi hurmanın. Hı hı. Bak o şeker hurması. Bu da hurmadır. Bu gene başka hurma. Macunlu hurması var. Şimdi onu içeride gösterecekler nasıl yapılır. Bu dalında pişen hurma. Bak. Balçık oldu. Balçık oldu üzerinde. Gördüğünüz gibi bak bunlar hep pişti. Görün. Bunlar hep çekirdeklidir. Çekirdekli. Bunlar değil hep mi? Evet dalında pişti. Bak bundakiler gene başka. O onun aynısıydı. Bak. Burada dalında gördüğünüz gibi bu da dalında pişer. Bunları işte asarık ya da bırakırık içeride ve işte buyurun. Balçık. Anadan balçık dedik biz bunlara. Nedir? Anadan balçık. Anadan balçık. Yani dalında pişen hurmaya anadan balçık dedik biz. Diğer hurma pişti mi sabah zaten? O şeker hurmasıdır. O olmaz anadan. Olur o da. O da olur. Dalında pişen her hurma ana balçıktır. Ana balçık. Evet. Bu ana balçıktır. Orijinaldir bu yani. Bu ne sirke ne difriz hiçbir şey buna evet. Değmez. Bu doğal. Doğal. Evet. Gördüğünüz gibi bak. Hmm. Harika mısın ya? Evet. İşte dalında bir şey hurma. Budur işte. Şimdi göreceksiniz. Onun adı nedir? Ana? Ana balçık. Ana balçık. Evet. Dalında bir şey hurma. Ana balçıktır. Ha, sirkelenmiş hurma da farklıdır. Öyledir. Ve şimdi sırada üfleme değerli izleyiciler. Şimdi bunu üfleyeceğiz. Salkımı ayağınıza dayayıp dalı böyle tutup ters olmayacak şekilde. Çünkü ters kopardığınızda iplik çıkarır. Böyle görün. Yani hurmayı böyle kopardığında iplik çıkarır. Satışta görüntüsünü bozar. Bunu bu çeşit. Böyle. Zeytin şey gibi. Zeytin usulü. Zeytin gibi. Bak. Görün. Ha, bu çeşit. Daha hızlı. Evet. Seri şekil. Sıyırma yöntemi. Evet. Sıyırma yönteminden. Ve bunu üfelerken sıyırı kandalından içinde pişmişi olur. Bice sinek vurgunu olur. Kuş yeniği olur. Mesela bak bunun gibi. Bunları dikkat edeceksiniz ki şey... Aynen. Evet, bunları bir lengere korkunlar. Atılır onlar. Tabii, onlar hayvanlara gider. Hayvanlar yer onları. Hayvanlar çok sever. Hurmayı çok sever hayvanlar. Koyunlar? Koyunlar, keçiler, her hayvan sever. Tavuklar? Tavuklar da yer. Hele gece kuşları, yerasalar. Yerasa bir gecede 100 kilo hurmayı götürür. Hadi ya. Pişmiş hurmayı bir gecede götürür. Yani... 2-3 gecenin içinde bir ağaç hurmanın meyvesini yani pişmiş balçık olan hurmayı götürür. Hemen de böyle bak gördün. Evet. Hemen de pişti. Bunu yerasa bu akşam kesip gideceğiydi. Gece ışık olsun da göresiniz
yüzlerden yarasa biri gelir biri gider, bunları taşır ve bir gece iki gecede bütün meyveyi temizler. Diğer ağaçta var, şimdi görebilirsiniz. Demek bu biçti mi, balçık oldu mu hemen anında lazım toplansın. Evet. Evet. Biter, evet. Biter. Öyle mi Erdoğan? Yardım et ha. Evet, yöntem bu değerli izleyiciler. Gördüğünüz sirkeleme gibi yöntemi, sirkeleme yöntemi olarak üfeleyip şimdi sirkelemesini yapacağız. Şu an yapılan işlem üfeleme işlemi. Üfeleme, evet. Eski usul dedikleri üfeleme işte. Pişmişini bak, kuş yeniklerini ayırın. Evet. Üfelemesini yaparız şimdi. Yetildi artık hurmalar. Bu lazım da öyle bir hafta 10 gün evvel kesilsin idi. Şimdi yetildiği için kopar. Geç kaldık. Evet. Niçin biliyor musunuz izleyiciler? Niçin geciktik? Bu program için geciktik. Evet. Bunu daha önce keseceğiz Soner. Evet. Hayır dedik, dokunma, elleme. Hiç incitme hurmayı. Evet. İdare et kalsın bir hafta daha. Sırf size bu kültürü anlatmak için. Evet. Ve bir hafta 10 gün geç kaldık. Ama gene de kurtardık. Kurtardık. Evet. Değil? Kurtardık, evet. Tabii halkımız. Yarasa çok gün... Yesin ya, helal olsun. Onun da kısmeti var. Yarasa da yiyecek. İnsanlar da yiyecek. Hayvanlar da yiyecek. Hepsimiz yiyecek. Yenen yerde bereket var. Fazla yediği için onlar küçük olur. Görün. Enişte merhametlik çok yedi şey. Hurmayı tabii. Yemese 11 tane. Ağacından ağacından. Dalını birinci çıkarken de birinci o bakardı tadına. Öyledir. Yani bu kaç tane yedi şey? Şey yabanı. Yabanı hep 6 tane yedi yabanı. Evet, 6 tane kız etti. 5 tane de olan. Direkt 5 tane şeydi. Daha dalında. Daha durma. Daha doğuracaydı koca karıyı ama koca karı artık istemedi. Neyse, andık genleri bugün. Evet, Allah rahmet. Hem deyzemizi hem eşimizi andık bugün. Evet değerli izleyiciler, işte eşimin de ailesi, Kader'in ailesi, Lefkeliler. Evet, ve bu güzel aileyle birlikte benim gurur duyduğum bir aile, sevdiğim ailem. Ve size bugün, sizlere bugün hurmayı anlatmaya çalışıyoruz. Hurmanın öyküsünü dalından koparılıp sirkeye yatılmasına kadar ve macuna kadar. Ve yanımda Sude var değil mi Sude? Gel bakalım Sude buraya. Gel bakalım. Şimdi size anlat bakalım. Ne yaparlar burada? İki kelime inan. Anlat bakalım. Ne yaparlar? Hadi. Burada önce hurmaları... Bunlardan çıkarırlar. Sıyırırlar. Sıyırırlar, evet. Ondan sonra bunları ya isteyen difriz atar, isteyen sirkeler. Ondan sonra... Sirkeye yatırırlar. Evet. Değil mi? Evet, sirke... Hadi bakalım. Ha? Evet. Ondan sonra bunlar olduktan sonra çok güzel olurlar ve yenir. Babamın da, galiba babam da yabani yedi. Evet. Kız oldu. Evet, sen oldun, evet. Evet, ben ve ablam oldu. Evet. Demek ki dayımın dediği gerçekmiş. Evet, bak orada yaşa. Evet. O zaman çıktın, ha? İsteyen düşünsün, ona göre yesin. Evet, hadi Erdoğan, hadi. Gördün mü? Bir anons, şimdi ne yapacak? Nereye yatıracak? Onu açıkla bakalım. Nereye yatıracak şimdi? Bunları oraya. Nereye? Neyin içine? Kasan. Neyin içine? Kasaya da? Kasaya da. Nereye yatıracağız? Sirkeye. Ha, yap açıklama. Şimdi sırada? Sirkeye yatıracağız. Hep beraber izleyelim. Evet. Söyle bakalım. Seyirde kalın. Aferin, süpersin. Evet değerli izleyiciler, bir taraftan sirkeye yatırılması için hurmalar dalından sıyrılıyor. Diğer taraftan da önümüzde bizim iki tür hurma yapımı vardır. Bir tanesi şu an gördüğünüz çekirdekli kırmızı veya normal hurma değil mi? Evet. Bu ne oluyor Soner? Şimdi dalından üfeleyip
Şimdi bütün hurmaları sirkeleyemeyik. Ha, şimdi nedir? Difrizler var. Hurmaları yetilen, yani bişen hurmaları ki artık yani dalında bişer. O hurmaları biz üfeleyip, torbalayıp difrize yatırırız. Ha, müşterilerimiz istedik sonra biz torba mesela kaç kilo ihtiyacı vardır? Çıkarırız iki torba, üç torba, beş torba neyse. Ve onu bir bezin üzerine sereriz. Bir iki gün havalanır. Havalandıktan sonra, buzu eridikten sonra dalından kestiğiniz gibi ana balçık olur. O da. Onun da bir pişer. Buzlukta pişer sadece o. Yani şimdi bir dalında vardır, bir de buzlukta. Ha, buzlukta ne sirke var ne bir şey var. Yani onun da hiçbir şeyi yok. Bu kırmızısıdır işte. Evet. Bu gördüğümüz kırmızı hurma dalından kesildi. Yani hazır durumda. Bu dip frize kondu ve burada pişiriliyor. Evet. Ve bu kaç günde pişer? İki günün içinde pişer. Yani difrizden çıktı. İkinci iki gün, üçüncü gün satışa hazırdır. Yani şu anda bu kaç gündür burada? İstersen bir sene kalsın. Kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Evet. Difrize kalabilir. İstediğin zaman çıkarabilin kendini. İki gün sonra pişer. İki gün sonra pişer. Evet. Tabii. Tabii bak. Bu kırmızısı. Evet. Bu sarı cinsi. O macunluk dediğimiz. Evet. İri cinsidir. Bu da gene kırmızısı. Görebilirsiniz. Evet. Evet. Bunlar çıkınca difrizden ve havalanır, çözülür, balçık olur. Aynen dalındaki balçık yani gibi. Şunu söyleyebiliriz biz. Şu anda bunlar koruma altında. Koruma altında, evet. Bozulmasın, bir şey olmasın. Evet, evet. Pişmez de kolay kolay. Evet. Ama çıkarınca pişer. Çıkardığın andan itibaren iki günün içinde pişmeye başlar. İki gün sonra, üçüncü gün yemeğe hazır. Yani son olarak şunu diyebiliriz biz. Burada pişmiyorlar. Yok. Burada koruma altındalar. Koruma altında. Buradan şoklanır. Şoklanır. Burada şoklanır. Evet. Şoklandıktan sonra dışarıya çıkınca çözülür o buzu şoku. Çözüldükten sonra yani buzu eridikten sonra iki gün, üçüncü pişer gün kaldı. Pişer. Evet. Yemeğe hazır. Evet. Şimdi buna bakalım bir. Evet. Bunlar da dalından toplanan ana balçık dediğimiz hurmalardır. Satıya hazır. Müşteriler gelir. Ana balçık ister der. Dalında da var. İsterse kendi eliyle toplar. İsterse biz daha evvelden toplarız. Buraya hazır ederiz. Gelen müşteri beklemeden alır hurmasını gider. Evet, şimdi özet yapacak olursak şu ana kadar bizim bu hurma kültüründe bir değerli izleyiciler anadan balçık denilen dalında pişen hurma ne sirkeye yatırılır, ne macun yapılır, ne dip frize konur. Bu toplanır. Evet. Poşetlere konu ve burada istediğiniz zaman bunu yiyebilirsiniz. Ve o da bir daha getireyim yani. Üfeleyerek torbada bırakarak müşterinin şeyine göre burada kendi ister pişirsin, kendi kendine bitsin. Gördüğünüz gibi bak. Bunlar hep balçık oldu. Ana balçık oldu. Ya torbaya koyan veya dalında bırakın. Evet, istersen dalda asan, istersen torbaya koy ve gördüğünüz gibi ana balçık olur bu da. Her müşterinin isteğine göre hurmamız var. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Evet. Ana balçık ya ağaçta olur, toplanır veyahut da salkın kesilir, buraya getirilir, ayıklanır, torbaya konur. Evet. Torba içerisinde balçık olur, evet. Veya dalında balçık olur. Evet. Doğru mu? Evet. Bu evet. Balçık yöntemi değerli izleyiciler. İkinci yöntem, burada gördüğünüz gibi hurmalar sirkeye yatırılmadan dip frizde korumaya alınır ve kırmızı hurma çekirdeksiz, sarı hurma aynı zamanda buna dip frizde bırakılır. Bu süreçte bozulmazlar. İsteyen olursa ve yiyeceğiniz zaman bunu çıkarıp seresiniz iki gün, üçüncü gün bu hemen balçık olur. Dip frizi yoğusa normal buzluğun buz yerine. Normal buzluğun buz yerine ufak yarmışar kilo koyup buz yerine atıp orada da olur. İlla da yani difrizi yoksa yaşlıdır, difrizi yoktur, buzluğu var. Buzluğun buz yapan yerine yarım kilocuk, bir kilocuk üfeleyip koyup
koyabilir. İstediği zaman çıkarır. 2-3 gün içinde balçık olur. Ve yer. İstediği kadar evet harcar yer. Evet. Üçüncü yöntemde burada daha önce gördüğünüz gibi hurmalar balçık olmadan dalından sıyrılır evet. ve sirkeye yatırılarak pişirilir. Evet. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi bazı insan meraklıdır. Ağacın üstünde bırakır. Onu nasıl olur? Ona da file torba geçiririz. Mesela ağacın dallarını keseriz. Salkımları aşağıya salkar ve mesela bu salkımı diyelim. Ağacın üzerinde bunu düşün. Buna file torba geçiririz. Bağlarız. Kuşlar yemez yenini. Ha. File torbayı günü geldiğinde de hurmalar başlar pişmeye. Salkımı bir sallan, balçıklar düşer file torbanın içine. File torbayı çözen, yavaş yavaş endirin, döken artık kasaya ya balçıkları. Tekrar gene fileyi geçirin ama biraz oyalantıdır, zahmetlidir. Zahmetli iştir. Tabii. En güzeli böyle keserik, asarık genleri üzerinde pişer. Buzluğa koruk, sirkelemesini yaparık, macununu yaparık. Her şey. Şimdi yapıyoruz, şimdi sirkeleme yapıyoruz. Şimdi sirkelemesini yapacağız. Ondan sonra macuna geçiyoruz. Evet. Evet. Hep beraber bunu izleyelim bakalım değerli izleyiciler. Sude nasıl gidiyor, işin tamam mı? Evet. Bitirdin mi yavaş yavaş? Bitiyor. Hadi bitir bakalım. Evet. Sirkelemeye devam. Şimdi hurmalarımızı üfeledik. Lengere koyduk. Şimdi mesela lengerin büyüklüğüne göre mesela bu küçük lengerdir. Küçük lengere tahmini yarım fincan kadar sirke. Bu kadar az. Evet, bu kadar az. Hemen de hurmalar belensin. Şimdi göreceksiniz. Bu şimdi tüyünde kevi gelecek. Evet, şimdi bakın göreceksiniz. Maksat hurmalar sirke belensin. Biraz bile belense o sıcaklığından onu pişirir. Evet. O kadar. Evet, işte bakın hepsi belendi. Bunu buradan kasanın kasayı kağıtlayıp evet gördünüz. Kasayı doldururuz. Kasayı doldurduktan sonra güzelce kapatırız. Işık görmeyecek, hava görmeyecek. Hava almasın. Evet. Evet. Sirkeleyip kasaya koyduk. Bu iki gün. İki gün kapalı kalacak. Üçüncü gün bunu açıp bir bezin üzerine döküp içinden pişmeyenler olursa tek tük çünkü hurma çok ettiği için arasında yeşiller var. Yabani olabilir. Gerçi yabani bizde yoktur da yeşiller olur. Yeşiller pişmez. Yani buzluğa bile koysanız pişmez. Sirkede de pişmez. Onları alırız. Pişenleri ayrı bir kaba koyuruz. Ve balçık olur onlar. Satıya hazır. Evet, yemeğe hazır. Hazır. Demek bu da sirkeye yatırma yöntemi. Evet, bu da değil sirkeye mi? Yatırma yöntemi. Buzluğu gördük, dalında gördük. Bu da sirkeye yatırma. Kaldı şimdi macun. Macun. Macunu nasıl yapılır? Evet. O zaman sırada macun. Sırada macun, evet. Geçelim oraya şimdi. Tabii. Hadi geçelim oraya. Burada difrizden çıkan hurmaları nasıl balçık yaparız? Heh. Onun tarifini göstereceğiz. Hurmalar difrizden çıkıp bir akşam filelerde asılı olarak kalır. Suyu, buzu süzülür. Süzüldükten sonra burada gördüğünüz gibi kırmızı hurma, çekirdekli. Evet. Ve bunlar kırmızı hurma. Bunlar da sarı hurma. Balçık olsunlar diye işte gördüğünüz gibi burada kırmızı sarı hurma. Bunları akşam çıkarttık. Bugün buraya serdik. Bunlar yarın çok çok o bir güne yenmeye hazır. Şimdi bile başladılar zaten. Yiyebilirsiniz de. Yenir gene. Evet. Ama bir güncük daha ister bunlar. Çekirdekli, pişmiş, hazır. Ama önce asılı kaldı. Önce asılı kaldı, suyu süzüldü. Buzu eridi. Filelerden buzlar eridi. Eridikten sonra masanın üzerine bezi serdik. Onun üzerine döktük. Burada havalanır. Gene de bezinden örterek gene ki sinek falan konmasın. Ve buradan artık bunlar pişer.
Gece de böyle kapalı kalır. Gece bunları içeri koruk. Ha, içeri koruk. Yağmur eder, çiğ eder. Gece bunları kasaya koyup içeri koruk. Ertesi gün gene sererik ve böylece pişer. Çok olduğu için az olsa sıkıntı yok. Buzluğun altında da pişer. Evde de bir köşeye koysanız gene pişer. Ama fazla koyduğumuz için 3 torbadır bu. 3 file torbadır. Onun için sererken iki havalansın. Burada eser. Serinde daha güzel olur. Evet, bu diğer yöntem değerli izleyiciler. Az önce gördüğünüz gibi dip frizdeki hurmaların pişirme yöntemi. Yani balçıklama yöntemi. Bu da böyle yapılıyor. Çıkarılıyor dip frizden. Torbalar asılı bırakılıyor. Buzu çözülüyor. Suyu akıyor. Ondan sonra da seriliyor. Ve 2-3 gün içerisinde balçık oluyor. Bu da diğer bir yöntem. Pişirme yöntemi. Ama şimdi esas macuna gidiyor bakalım. Macun nasıl yapılmış onu görelim. Evet değerli izleyiciler. Hurmanın diğer bir anlamda dilde, Kıbrıs dilinde furmanın nasıl pişirildiğini, hazırlandığını, sirkeye yatırılmasını, toplanmasını, kesilmesini, sıyılmasını hepsini sunuyla beraber gördük. Size anlatmaya çalıştı. Ve şimdiki aşaması esas Kıbrıs hurma macunu. Evet, adımız? Gonca Nadir. Evet Gonca Hanım. Hurmayı sever mi? Evet, çok severim. Macunu severim. Macunu da, balçık hurmasını da severim. Küçükten beri alışkınlık diye. Her zaman, yani hurma zaman olduğu zaman mutlaka tatmamız gerekir yani. Ağaçtan keserin balçığı mı yoksa size mi şirin? Ağaçta da olan hurmalar var. İlk önce ağaçta balçık olur. Olgunlaştığını anlamak için yani o zaman kesilir hurmalar. Balçık olduğunu o zaman anlarız. Dökmeye başlar altını. O zaman anlarız ki olgunlaştı, kesilir. Ondan sonra buzdolabında da olur, sirkede olur balçık. Güzel olur yani. Balçık hurmanın bir geleneği var, onu bilirsen. Nasıl yani? Ha, çok mühim bir gelenek vardır. Yani balçık hurmayı yersen ağacından oğlan çocuk yapan. Öyle diyorlar ama bilmiyorum. Gerçek ol, yani ne kadar gerçek olduğunu. Bizim Berdoğlu yedi şey. Yabanı hurma yedi de ki kız yaptı. Benim sonra... oğlan da vermişti. Soner abisi oğlan oldu. Ha? Doğru mu? Ne yaptın? Oğlu geldi. Şimdi duyar ya bizden devamlı. Hurma yiyen oğlan eder. Geldi, abi dedi ben de isterim dedi. Oğlan ister mi diyeyim. Onun için dedi, geldim yanına. Hurmayı yedirdim yine bol bol ve oğlanı yaptı. Demek ki doğruymuş değil Nadir Hanım. Herhalde. Doğrudur. Doğru olabilir yani. Rastgele mi artık doğru mu bilmiyorum. Bak, örnek var burada. Evet. Siz oğlan ispat oldu, evet. Benim torunum oğlan oldu. Angoni. Evet. İkinci örnek de Merdol. Evet. Onun kız oldu ama. Evet. Süde oldu. Hı hı. Evet şimdi Nadir Hanım, hurma macunu, meşhur Kıbrıs'ın geleneksel macunu, evet. Konukseverlik macunu, tat, lezzet hepsi bir arada. Evet. Bunun malzemesi nelerdir? Önce hurmayı soyarız. Yok, tek tek malzemeyi söyleyeyim. Hurma, badem. Badem mi doğrusu? Badem. Badem demezler. Badem de olur. Badem değilim. Sen bademi badem diyeceğim. Badem. Badem. Bademi olacak. Tamam. Şeker. Şeker. Karanfil. Karanfil. Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Bir de suyu var değil mi en son? Kaynayınca suyu ekleyecek. Su az bir şey yani ekleyin. Şekerini yani. Koyduktan sonra az bir şey daha su. Pekala şimdi ne yapacağız şimdi biz? Hurmaları soyacağız. Evet. Bir soyun bakalım. Bu pulcuğu çıkacak hurmanın. Buraya koy. Bunu devamlı yapan evde? Vallahi bazen yaparım. Yaptım yeniyle yaptım ben de. Güzel oldu. Soner'den aldık, verdi bize hurmayı yaptık. Güzel olur yani hoş bir macun. Biraz şey daha ince olacak ama ayıklanması şimdi acemilik. Buraya atılar. Ve böylece bunlar tek tek
Evet. Soyulur yapraklarından. Hı-hı. Ve tencereye. Evet, tencereye atılacak. Ondan sonra haşlanır. Haşlandıktan sonra çekirdeğini şişiyle çıkarırız. Onun için yaprak o zaman. Bir kaynasını da yapalım onu da. Hı-hı. Göstereceğim onu tamam. Da. Evet, malzememiz değerli izleyiciler. Hurma, badem, karanfil, şeker. Çok malzemeye gerek yok yani. Gerek yok. Ucuz bir macun. Evet. Ama lezzetli macun. Evet. Çok vitaminli. Evet. Çok güzel bir macun. Evet, ilk işlem hurmanın yaprakları soyulur. Tek tek bir tencereye konur. Evet. Ve biraz sonra biz bunu kaynamaya bırakacağız. Evet, şimdi kaynamaya koyacak değerli izleyiciler. Bu kaç dakika gider Nadir Hanım? Kaç dakika olur? Hurmanın şeyine bağlıdır, pişme sefasına. Hurma görünce yumuşayıyor. Bir tane deneyecek çekirdeği çıkarsa oldu demektir. O zaman endireceğiz ocaktan. Hurmalarımız haşlandı. Bademlemek üzere çıkarıp çekirdeğini çıkaracağız. Sonra bademini koyacağız. Peki şekerini... Nadir Hanım burada su var içerisinde. Suyu ne yapacağız? Süzecek. Ha. Bu suyunu alıp renkli olması için hurmanın şekerini döktüğümüz zaman o suyu içerisine aktaracağız ki hurmalar kırmızı renkli görünsün. Daha hoş olur. Demek ki gaynanın hurmaların evet. Suyunu alıyoruk. Alıyoruz. Hadi onu alalım bakalım bir. Hı-hı. Nereye dökecek? Kadefçiye dökecek. Evet. Bu süzme istemez, direkt dökerek. Evet. Süzme ister mi? İstemez, gerekmiyor. Bir bardağın içerisine ayırdığımız suyu döküyoruz. Çekirdeği çıktıktan sonra bademleyip şekeri yatırdığımız zaman bu suyu içerisine aktarıyoruz. Evet, bu suyumuz. Evet. Değerli izleyiciler. Suyumuzu aldık. Kaynamış hurmanın içerisinden kırmızı bir su. On ikinci aşama burada. Hı-hı. Şiş yardımıyla. Evet, hurmanın alt kısmından burnuna doğru şişimizi sokarız. Gel buyurun tabacık alalım. İçine. Tekrar aynı yere koyalım. Böyle buraya koyalım. Bir bir çekirdeğini çıkarıyoruz. Evet, dökelim buraya. Olur. Bu işlem yapılıyor işte. Bu eski yöntem değil, ilkten evet. Beri aynı yöntemi kullanıyor. Hurma her zaman aynıdır yani. Bir farkı, değişiklik olmuyor. Şiş kullanıyordu hep. Evet, başka çekirdeği çıkmaz yani, başka şeyle. Çünkü kibar şeydir, haşlanınca yumuşayıyor. Şişten başka bir şeyle yani çıkması mümkün değil. Daha önce çok eski yıllarda galiba çiviyle de yaparlarmış. Mıhla? Evet. Öyle mi? Öyle mi sonra? Evet, mıhla da çıkar. Evet. Mıh kısa olduğu için evet. Daha kolay. Ama şişi daha fazla. Aynı vazifeyi görüyor yani o da çivide. Ama önceki yöntemde mıh kısa. Evet. Olan mıh daha kolay. Çivi dediğimiz mıh bizim. Temiz yeni. Onunla da olur ama genellikle şimdi şiş ile yaparız. Evet. Evet değerli izleyiciler. Hurmalarımızı böyle yaprağından, kabuğundan iyice ayıklayıp bu hale geldi kabukları. Ondan sonra kabının ayrılan hurmalar tencerede kaynamaya bırakıldı. Kaynayınca da evet suyu alındı tabii ki. Kırmızı renk bir su alındı, ayrı kondu. Ondan sonraki aşama eskiden mıh, kısa mıh. Şimdi ise şiş yöntemiyle çekirdeği içinden çıkarılıyor. Ve macun olmaya adım adım gidiyoruz. Hurma ancak çekirdeği çıkacak şekilde. Bir tane denerseniz haşlanırken belli oluyor kıvramına geldiğini hurmanın haşlanmak. Kolay çıkarsa çekirdeği. Evet. Oldu demektir. Evet.
Buna tam değil mi? Evet, tamamdır. Evet, bol bol çıkıyor yani, rahat rahat. Evet, adım adım maçına gidiyoruz değerli izleyiciler. Çekirdeklerini çıkardık, bademleyecek. Bademleyecek. Evet, bademleyecek. Ben badem diyorum. Nasıl anlaşılır İran'ın bu konuda? Badem bir otok yol bulalım. Aynı, aynı şeye gider aynı yani. Şey aynı şeydir. Badem de, badem de. Tamam. O zaman badem diyeyim, sen badem de. Badem. Anlaştık. Oldu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tek tek içerisine. Evet, badem koyuyoruz. Ama bir şey söyleyeyim ben. Değerli izleyiciler, bademleri... Haşlayacağım. Evet. İkiye böleceğim. Bunlar, bunlar haşlanır. Tamam mı? Haşlandıktan sonra kabuğu soyulur. Evet. Ve bu şekilde olur. Evet. İkiye olur. Ayrılır. Ve yarım parçası... Bir parça koysan kurmayı yırtabilir. Hafif şey olduğu için yumuşak. Unutmayın. İkiye böleceksin. Bademi ikiye böleceksin. Bu şekilde. Ortadan ayıracaksın. Bütün olursa yırtabilir şeyi, hurmayı. Bunu tencereye koyacağız. Evet. Şekerini yatıracağız. Şekeri. Şekeri ne yapacağız? Şekere yatıracağız. Yatıracağız. Onun üzerine de o aldığımız kaynarken kırmızı şurubu dökeceğiz ki renkli hurma güzel olsun. Daha gösterişli, daha parlak olur. Kırmızı neyi? Kırmızı şurubunuz. Bravo vallahi. Şimdi süpersin. Süpersin şimdi. Neden sonra eğer şurup. Tamam. Ha? Değil. Evet, süper. Her şey evet. Güzel gider. Evet, 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 şurubu evet. Evet, tek tek hurmalar içerisine ikiye bölmüş bademleri koyduk. Evet. Büyük koyarsak yırtabilir şeyi. Hurmayı da yumuşak olduğu için. Ancak bunu çıkartmadık galiba. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şekeri dökecek. Bir kadeh şeker değil. Bir bar, bir kilo hurmaya bir kilo şeker. Yani ölçüsü budur şeyin. Hurma reçelinin, vaconunun. Bire bir. Bir, bir kilo hurma olacak. Bir kilo şeker. Şimdi kaynamak üzere üzerine koyuyorum. Başın kaynayacak. Şekere yatırıp. Şekere yatırıp. Hı hı. Evet. O şurubu üzerine dökeceğiz. Tamam. Hurmalardan aldığımız suyu haşlandı. Üzerine dökeceğiz ki kırmızı bir renk katsın hurmaya, güzel olsun. Tamam, onu bir yatıralım bakalım. Evet değerli izleyiciler, hurmayı şekere yatırıyoruz. Değil mi Leyla Hanım? Evet. Evet. Hurmayı şekere yatırıyoruz. Evet. Üzerine döküyoruz. Ondan sonra benim şurubu. Hı-hı. Süpersin. Hı-hı. Şurubunu ekliyoruz. Kıvramına gelinceye kadar haşlanacak. Kaynayınca. Bu kaç dakika alır aşağı yukarı? Bayağı zaman alıyor yani. Sen şerbetin koyuluğuna bağlıdır. Göreceği kaşığa koyduk tabacığa. Donduysa şerbeti. Tatlıysa? Şerbeti yani kıvramına geldiyse belli oluyor. Yarım da limon sıkacağız. Ekşi mi limon doğrusu onun? Ekşi. Ekşi değil. Onu da. Ben bazen karıştırırım da onun için sorayım ben daha. Demek ki birkaç damla ne sıkarık? Ekşi. Ekşi şekerlenmemesi için hem şey kıvramında tutması için hurmayı bozulmaz. Limonu muhakkak eklememiz gerekir yani. Ekşi demeyi istedik. Evet, ekşi. Tamamdır yani. Başka bir şey yok. Şimdi içine badem koyduğumuz hurmaları evet. Tencereye koyduk. Evet. Bu aşamada şekere yatıracak demektir. Evet. Şekeri döktük içerisine. Üzerine daha önceden haşladık ya bu hurmayı. Şurubunu aldık. Evet. Renkli olması için, güzel renk vermesi için kırmızı güzel görünsün. O suyu ekleriz üzerine. Hem hurma lezzeti daha güzel, hoş görünür, daha güzel olur. Evet. Öyle işte. Ve şimdi ne yapar? Kaynamaya başladı. Hı hı. Hurmalar kaynamaya başladı. Bir saat bekleriz. Yarım saat, bir saat falan alır yani. Evet. Şerbeti görünce olduğunu kıvranın. Neyi? Şerbeti. Neyi görünce? Şerbetlenir, şerbeti akıdelenir. Biz yani. Şerbet nereden bulduk? Efendim? Şerbet nereden bulduk biz?
Şerbet nereden bulduk? Şekeri boyunca. Şerbet olur. Akidelenir. Hayırlı olur yani. Tabii. Şurubu dökmedik içine. Şurup döktük. Yok, şurup yok. Şurup yok. Şekeri. Şekeri. Şurubu döktük ama suydu yani. Suydu. Şekersiz su. Şimdi evet. Şerbet şimdi derince. Şerbet de olacak. Tamam. Şimdi bekleyecek onu görelim. Evet. Tamam. Evet. Şu an beklemedeyik. Değil mi Sude? Evet. Neyi bekledik şimdi? Olmasını. Ne olacak? Bu macun. Ne macunu? Hurma. Hurma macunu. Hurma macunumuz hazırdır. Afiyet olsun. Size de ikram edebiliriz. Lazım yerimde atalım şimdi. Tabii lefke hurmasını yemeden ya. Geçilmez. Hadi kurtar bakalım. Gönlüm hadi. Kurtar hadi. Evet macun oldu değerli izleyiciler. Gelecek mi böyle? Bana hazırla gerçek misafir tepsisi. Evet hazırla. Bana hazırla. Hadi buyurun. Nasıl yiyecek onu? Çatalla suya batıracak. Çatal mı piron mu doğrusu? Piron da olur. Piron tamam. Da, piron diyelim. Evet. Batırabilirsiniz. Bir şey sorayım. Suya... Bir dakika. Nasıl yapacaksın servisi misafirlere? Efendim? Nasıl yapacaksın servisi? Servisi böyle şey ha? Ha? Ona geldim işte. Ha. Pironlar böyle üstüne girdi. Evet. Ondan şimdi sonra... yaptık. Evet. O zaman bize göster nasıl yenir. Hadi. İzleyin bakalım diye izleyiciler. Size ikram edeyim dedim. Ben yiyeceğim şimdi. Ne yaparak? Suya batıracağız. Ne için? O... Fazla şerbeti gitsin diye. Evet. Sonra tatacağız. Harika. Gel şunu hadi. Evet. Öncesi. Alacaksın da şimdi. İngeri. Onçi. Evet. Bu karanfilli değil. Karanfilli evet. Değerli evet. Karanfili söylemediydi. Ya. Karanfili unuttuk. Unuttun gördün. Acele acele unuttuk onu. Karanfili de içine atarak işte. Kaynarken. Şekeri attıktan sonra. Evet. Şekeri yatıracağımızda. Karanfili içine de. Atarak biraz karanfili de. Ve olur bu iş. Evet. Evet. Karanfili unuttuk. Evet değerli izleyiciler. Su de. Gökün yanıma böyle. Evet değerli izleyiciler. Kıbrıs Konukseverliği. Bir eve gittiğinizde macun ikramında bulunurlar. Bu içtendir. Ve genelde insanlarımız, ada halkı, Kıbrıslı kendi meyvesinden macun yapıyor. Ürettiği ağaçtaki meyveyi kullanıyor. Bu lefkede hurmayı görüyoruz biz. Hurmanın geleneksel simgesi. Simgesi hurma. Ve macun genel bir kültürdür. Bunun bir sunum olayı vardır. Misafirlere. Sunumda gördüğünüz gibi... Piron, pironcuk, çatalcık, kadevi üstüne ters olarak bırakılır. Evet. Ondan sonra az önce gördüğünüz onun şeyden, bedenimden bu suya batırılır. Fazla şekeri, şerbeti suya gider. Değil mi Sude? Ha? Ondan sonra bunu böyle yersiniz. Üstüne su içersiniz. Bu senin su de. Hadi bakalım. Evet. Kıbrıs kültüründe macunun da ikram şekli, sunum şekli, tadım şekli. Böyle yapılır. Kıbrıs'ta evlerde misafir böyle ağırlanır. Macunlarda. Soner orada bir şey gördüm ben. Fotoğraf. Rahmetli babamın resmi değil. Hurmaya gideceğiydi ve burada paltayı biler. Allah rahmet eylesin. Hurmaya gideceğinde palta mutlaka bilenecek. Kılınç gibi olacak ki hurmanın üzerinde oyalanmasın. Çünkü bilin hurma palta keskin olacak. Bir hurma, iki hurma da çok çok dal kopacak. Onun için burada paltasını bilirdi. Orada resim çektik ve hatıra kaldı bize. Evet. Hangiyi bu hatırlarsan? Bu aşağı yukarı öyle 74'lerde bir şeydi.
Bu yıllarda. Tabii. Tabii. Çünkü o zaman yapardı. 76'da vefat etti. Onun için o zaman programı Enişem Deyzen'e adaylım. Tabii. Neden? Evet, onlara gitsin. Evet, bu program onlara gitsin. Bu program onlara gitsin. Evet. Dedeme gitsin, rahmetlik abime, Cüneyt evet. abim var, Mustafa dedeme, evet. tüm rahmetliklere gitsin. Evet. Bu program bunlara adanmıştır. Evet. Evet. Okey? Evet. Evet, çok sağ olsun Er. Çok geldiğiniz için programı yaptık. Çok teşekkür ederiz. Sim TV'ye. Neydi diğeri? Davi, evet. Davi'ye çok teşekkür ederiz. Böyle bir lefkeye gelip böyle bir güzellik yarattınız. Gerçekten duygulandık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun Er. Bu bir keyif oldu bizim için. Ve bunu aileye adadık programı. Evet. Hepsine de. Evet, çok sağ olun Nadir Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizimle paylaştığınız evet. için. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Evet Tude. Sen son olarak ne söyleyeceksin? Hadi bakalım. Ben öncelikle... Formasını kapayacaksın, hadi. Tamam. Ben öncelikle bu lefkeye gelenlerde, misafirlere mesela, turistlere kültürümüzü tanıtmak için öncelikle hurma macunu gördünüz zaten yapılışını falan. Bunlar az önce ben de yedim, çok güzel. Gördüğünüz gibi dayım zaten toplar hep kendi katkı maddede yoktur. Yani ben burada yaşadığımda çok gurur duyarım memleketimle. Dayımı görürüm, hurmalar toplar. Yani kültürümüzün hiç eskimeyeceğini gelecek nesillere aktaracağımıza eminim. Herkese çok teşekkürler. Aferin Sude. Evet değerli izleyiciler. Zeki Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı burada son buluyor. Ama bugünlük son buluyor. Program akışı devam ediyor. Ve Kıbrıs kültürünü yüzyıllardır süre gelen, bir günde oluşmayan, yüzyıllar içerisinde oluşan bu kültürü Sude'lerle beraber yaşatmaya çalışacağız. Soner iyi ki varsın. Nadir Hanım iyi ki varsınız. İyi ki siz varsınız değerli izleyiciler. Sizlerle. Evet. Paylaştığınız için bizimle iyi günler dileyim. Evet. Evet değerli izleyiciler. Neriman Ceyt hocamın dediği gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgiler. Gelecek hafta buluşmak ümidiyle. Ayanna pınarında, çeşme başında desteğe su doldurur 15 yaşında. Baygın bakışlı eyle gözleri, kale burnulu köylü dilberi. Baygın bakışlı eyle gözleri, kale burnulu köylü dilberi. Babası vermem diyor, ne söz ne nişan. Anası hemen diyor, al götür paşam. Kaçıracağım saldım haberi, kale burnulu köylü dilberi. Kaçıracağım saldım haberi, kale burnulu köylü dilberi. Beline dolanayım, boynuma dolan. İste senin olayım, gerisi yalan.
cennetin yolu dönülmez geri. Kaleburnulu köylü Dilberi, cennetin yolu dönülmez geri. Kaleburnulu köylü Dilberi. Nikahı kıysın imam, şahidim papaz. 40 gün 40 gece düğün, eğlensin karpaz. Helalim olsun nur yüzlü peri, Kaleburnulu köylü Dilberi. Baygın bakışlı eyle gözleri, Kaleburnulu köylü Dilberi. Aşkın eridir taşı demiri, yakar kül eder kara kömürü. Sazın inletir türkü söyletir. Kaleburnulu aşık emirir.